bir sahne, bir arka plan müziği. Yani bırakacağım, kalkacağım arka tarafta oynayacağım şimdi. O kadar eğlenceli bir müzik ki. Arka planımıza bakın. Arka plan daha bir efsane. Şöyle bir gökkuşağı geliyor. Her güncelleme daha da iyi gidiyor. Brawl Talk sonrası ilk sneak peek videosunda konuşacağımız çok şey var. Ana konumuz ise kutuların kalkması ve yeni sistemde nasıl karakter alabiliriz. Ben bunu sizin için en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Oyuna yeni başlayanlar için, yani yeni hesap açanlar için, hesabı orta seviye olanlar için, hesabı bir de benim gibi max olanlar için ayrıntılı en ince detayına kadar size bugün anlatacağım arkadaşlar. Bugün çok konuşacağız ama denge değişikliği, yeni çevre haritalar, kostümler, star yolu, kromatik dükkan, yeni Brawl Pass ve kupa yolu, yeni gizemli eşyalar. Ama öncelikli olarak şöyle kostümlerimizden bir başlayalım arkadaşlar. Daha sonra denge değişikliği, yeni çevre haritaları en son merak ettiğinizi düşünüyorum. Bugün üstünde duracağımız çok konu var. Şimdi kostümlerimizden bir başlayalım. Ne zaman geliyorlar, fiyatları neler, hep birlikte görelim. Şimdi ilk önce ücretsiz kostümümüzle bir başlayalım. Klasik Shelly kostüm arkadaşlar. Bu kostüm bize ücretsiz veriliyor ki her Brawl DS'de olduğu gibi bu sene de bize Shelly'nin beta hali veriliyor. Bu kostüm 25 Aralık'ta ücretsiz olarak gelecek arkadaşlar, Brawl DS kostümü. Fakat tarihlerde değişiklik olabilir. Bunu tekrardan söyleyeyim. Şu an için bazı kostümlerin tarihlerinde netlik olmadığı için, ama siz bu videoyu izlerken ben hemen alt tarafı alt yazı olarak kostümlerin tarihlerini de sizlerle paylaşacağım. Fiyatlarını söyleyeceğim ama tarihlerini de alt yazı olarak vereceğim. Ama unutmayın ki tarihlerde ufak tefek değişiklikler olabilir. Kazanma animasyonumuz bu şekilde. Bu da kaybetme animasyonumuz. Çok hızlı geçeceğim çünkü kutularla alakalı, yeni karakter sistemiyle alakalı merak ettiğiniz çok şey var, onu biliyorum. Sırada jel ayıcık Nita kostümümüz var. Evet, Nita kostümümüzde Brawl Pass 1. kademe özel Brawl Pass'i aldığımız zaman bize verilecek kostüm. Fakat sanki ben Brawl Talk'ta her attığımızda, her farklı ulti çıkarttığımızda ayının rengi değişiyor diye duydum. Belki yanlış duydum, bilmiyorum ama şu an baktığımda değişmiyor. Belki oyunda değişiyor da olabilir. Ama kostümümüz böyle bir jelibon gibi bir şey fırlatıyor. Şöyle gördüğümüz üzere rengi değişmiyor. Kazanma ve kaybetme animasyonlarını görelim. Kazanma animasyonumuz bu şekilde. Diğer kulağı koparmış, bunu kopartamamış. Kaybetme animasyonumuz normal. Yani kaybetme animasyonumuz da bu şekilde. Sıradaki kostümümüz Cupcake Daryl kostümü. 149 elmas karşılığında olacak. Fiyatları 149 elmas. Bu kostüm için nasıl bilmiyorum ama tarihini yine alt yazıda siz muhtemel... Aa, bu çok iyi. Bu çok iyiymiş. 149 elmas karşılığında. Bu bayağı iyiymiş. Şöyle gidiyorum hemen tekrardan. Hemen kazanma ve kaybetme animasyonlarını görelim. Şeyde, bu vuruşta sanki bu cupcake'lerin altındaki kartondan, karton şeyler olur ya, onlardan çıkıyor abi. Aynen öyle. Onlardan çıkıyor. Bir kazanma kaybetme animasyonunu görelim. Kaybetme animasyonu güzel. Ben animasyonları severim. Animasyonlara önem veririm. Kaybetme animasyonu güzel. Kazanma animasyonumuz da bu şekilde. Evet, 149 elmas karşılığında yorumlar sizde. Tabii ki animasyon önem veriyorsanız bence ideal bir kostüm aslında. Sırada süslü bas kostümümüz var arkadaşlar. Abi bunun efekti çok iyiymiş ya. Bu ne böyle acaba? Baksana efektine. Bu kostüm 149 elmas karşılığında dükkanda olacak arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir animasyonu var. Aynı zamanda bir de Pinyata eş kostümümüz var arkadaşlar. Pinyata eş kostümü de 25.000 yıldız puanı veya 149 elmas karşılığında alınabilecek bir kostüm. Bu saydığımız kostümler tamamen Şeker Diyarı sezonuna özel kostümler. Bakalım kazanma ve kaybetme animasyonları nasılmış? Kaybetme animasyonu bu şekilde. Evet, dili dışarıya çıktı. Kazanma animasyonumuz da bu şekilde. Gerçekten güzel. Bu arada bunları size Supercell'in test hesabı üzerinden anlatıyorum arkadaşlar. Merak edenler olacak dediler ki Supercell'in partnerlere sağlamış olduğu test hesabı üzerinden sizlere bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sırada Noel canavarı eş kostümü var arkadaşlar. Karanlık yılbaşı kostümleri bunlar ve bu kostümü bizler Supercell'in desteğiyle birlikte aranızdan 6 arkadaşımıza çekilişle vereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala ücretsiz abone olup bu videoya bir like atmak ve açıklamalar kısmına diyorum pardon yorumlar kısmına size ulaşabileceğim bir iletişim adresi, Discord, Instagram veya Twitter birisini bırakmak. Gmail falan yazmayın. Gmail'den spam olarak algıladığı için YouTube sizlere ulaşamıyorum. Normalde bu kostümün değeri de 79 elmas.
kazanma animasyonumuz bu şekilde hediye kutusunun içerisinden inanılmaz güzel hoşuma gitti. Kaybetme animasyonumuz nasılmış bakalım. Oo güzel. Gözlerinin falan dönmesi gayet güzel hoşuma gitti. Dediğim gibi 79 elmas karşılığında dükkanda olacak. Bizler de size çekilişte vereceğiz. Karanlık yılbaşı kostümleri arasında en ama en güzeli. Efsane bir kostüm. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Oyuna gelmiş geçmiş en iyi kostümlerden diyebiliriz. Ateş etme şeklinde bakar mısınız? Abi inanılmaz. Yani şu an kostüme resmen aşık oldum. Böyle bir şey olamaz. Bak özellikle ultisine bak. Ultisine bakın arkadaşlar çok dikkatli. Abicim böyle bir kostüm olamaz. Kostümümüzün değeri, Buz Kraliçesi Amber kostümümüzün değeri 149 elmas olacak. Böyle bir bakar mısınız ya? İnanılmaz, inanılmaz. Şöyle hemen ultimizi atıp aksesuarımızı da attık. Şöyle gördüğünüz üzere anlatacak bir şey yok, görüyorsunuz. Gerçekten merak ediyorum kaybetme animasyonu. Yani inanılmaz abicim. 149 elmas gerçekten bence bu kostüm için iyi. Yani daha da fazla da olabilirdi ama bu kostüme ben aşık oldum. Bence iyi abi 149 elmas. Bilmiyorum. Yani bu kostümde 79 elmas olmazdı herhalde. Kazanma animasyonu da bu şekilde. Sizce 149 elmas nasıl? Bu kostüm pahalı mı, ucuz mu? Yani bana normal gibi geldi bu değerde, bu animasyonlara göre ama bilmiyorum. Yine sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Başka bir karanlık yılbaşı kostümümüz Yeti Sam. Bu şekilde bir eldivenlerini fırlatıyor. Şu şekilde bir fırlatsın eldivenlerini. Bu kostümümüzün değeri de 149 elmas karşılığında dükkanda olacak arkadaşlar. Şöyle bir daha yanıma çağıracağım. Kostümümüz bu şekilde, evet. Gördüğünüz üzere Yeti Sam kostümü, kazanma ve kaybetme animasyonlarına şöyle birlikte bir bakalım. Kazanma animasyonumuz bu şekilde. Kazanma animasyonumuz güzel, bir de kaybetme animasyonunu görelim ve özellikle birazdan bu karanlık yılbaşı kostümleriyle alakalı da önemli bir not paylaşacağım. Kaybetme animasyonumuz da bu şekilde. Bu kostümler yılbaşı kostümleri ama sezonluk kostümler değil. Özellikle o notu da belirteyim arkadaşlar. Rotasyon olarak dükkanda sürekli olarak görebileceğiniz kostümler olacak. Hasta olduğum diğer kostümlerden birisi de burada gördüğünüz fütüristik bisikletçi Eve. Fütüristik nasıl söyleniyor? İnşallah doğru söylüyorumdur ama fütüristik bisikletçi Eve kostüm arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bebişler de bir çıksın kenardan bakalım nasıl görünüyor. Evet böyle görünüyor işte. Evet bunlar biraz daha büyük gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi bu şekilde. Aa bakar mısınız şuna ya. Gerçekten inanılmaz bir kostüm. Fiyatı 149 elmas olacak. Kaybetme animasyonumuz bu şekilde. Ya abicim ben hangisini alayım? Bunu mu alayım? Amber'ı mı alayım? Bu da çok güzel ya. Brawl Talk'ta en çok bunu beğenmiştim ama. Yani Amber da iyi, bu da iyi. Amber mı bu mu arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın. Bu arada gördüğünüz gibi yeni yükleme ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Recordman Griff kostümünü deneyeceğiz şimdi 79 elmas değerinde. Bisikletçi Eve kostümüyle beraber yeni ay yılı kostüm arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz üzere. İşte şu şekilde. Yani ne fırlattığını anlamaya çalışıyorum ama. Abi tavşan kafası gibi, evet yani yeni ay yılı kostüm olduğu için. Tavşan, aa bu da iyi ama bu da 79 elmas. Bu da 79 elmas bence grif severler için. Ben de kızakçı grif olduğu için, kızakçı grifi daha çok beğendiğimden dolayı ben onu aldım geçen seneden. Ama bir de bunun bir kazanma kaybetme animasyonlarını bir görelim. Kazanma animasyonumuz bu şekilde. Evet kazanma animasyonu. Aa Atari oynuyor. Bir de projeksiyon gibi yansıttı, güzel. Projeksiyon yansıttı şu an dikkat ederseniz. Kaybetme animasyonumuz da. Yine bir projeksiyon ama aa bu kez hata verdi. Güzel. Böyle bir hata efekti var. 79 elmas karşılığında ay yılı kostümümüz oyunda olacak. Diğer kostümümüz Ayıcık Sam kostümü arkadaşlar. Sevgililer günü kostümü 29 elmas değerinde. Minnoş bir kostüm. Efekti aynı. Normal Sam'e göre aynı. Ama böyle ayıcıklı. Ya Sam amcamız da ne hale gelmiş arkadaşlar. 29 elmas karşılığında oyunda olacak. Ayıcık Sam kostümümüzün kaybetme animasyonu normal Sam'le aynı. Kazanma animasyonu da hemen hemen yine aynı. Sadece bir görüntü farklılığı var ama fiyatı da 29 elmas. Gelelim şampiyon takımın şampiyon kostümüne. Dünya şampiyonu Gaz kostümüne. Gaz kostümü de 149 elmas karşılığında oyunda olacak arkadaşlar.
Tabii ki alt yazıda siz tarihleri görüyorsunuz fakat bu tarihlerde değişiklik olacağını lütfen tekrardan unutmayın. Yani değişiklik olacağı derken değişiklik olabilir anlamında. Değişik olacak anlamında değil. Şöyle bakalım. Aa, kupa fırlatıyor. Gördüğünüz üzere güzel bir kupa fırlatıyor şöyle. Ben bıraktığı ruhu merak ediyorum. Evet, şu an şöyle de bir ruh bırakıyor. Ultisini bir görelim hemen sizlerle beraber. Aa, kral tacı gibi bir şey gönderiyor. Hemen tekrar ultiyi de kendimize bir basalım. Şöyle basalım hemen kendimize. Evet, bu şekilde kazanma animasyonumuz. Ben biraz bunu Fang'in Brawl Pass özel kostümüne de benzettim ama çok güzel olmuş bu. Kaybetme animasyonu da. Telefonunu kırdı, tekmeyi at. Abicim bu kostüm çok güzelmiş. Ben animasyonlarını çok beğendim. 149 elmas, artık bakalım nasıl alabileceğiz bilmiyorum. Şimdi dengeleme değişikliklerine bakmadan artık şu bir karakter sistemini inceleyelim. Kutular kaldırılıyor. Peki karakterler nasıl alınıyor? Öncelikli olarak artık oyunda şöyle kupa yolunu size bir göstereyim arkadaşlar. Kupa yolunda gördüğünüz üzere artık karakterlerimiz yok. Peki karakterlerimizin yerine ne var? Karakterlerimizin yerine artık işte 15 kupada alacağımız gördüğünüz 160 olan krediler var. Bu kredilerle beraber bizim burada bir star yolumuz olacak gördüğünüz gibi. Yani bu star yolunu aslında kupa yolu gibi de düşünebilirsiniz. Kupa yolunda nasıl sıra sıra gidip savaşçıları alıyorsak buradan da aynı bu şekilde alacağız. Şu an anlattığım olay oyuna yeni başlayanlar, yeni hesap açanlar için. Örneğin ben şu an oyuna yeni başladım ve yeni başladığım için de burada ilk önce buradan Nita'yı almam gerekiyor. Ben şu an oyuna yeni başladığım için buradan direkt gidip El Primo'yu alamıyorum. El Primo'yu alabilmem için 29 elmas ödemem gerekiyor. 29 elmas ödememek için de 160 kredi verip önce Nita'yı açmam gerekiyor. Elmas vermeden kredilerle bir almaya başlayalım. Bakalım nasıl alacağız. Öncelikle 160 tane krediye ihtiyacım var. Peki ben 160 krediyi nasıl alacağım? 160 krediyi ya geleceğim buradan kupa yolundan alacağım bu şekilde. Öncelikli olarak şunu alalım. 160'ı aldığım zaman gördüğünüz üzere zaten direkt Nita'yı almış oluyorum. Yani otomatik olarak Nita bana açılmış oluyor ve buradan devam ediyorum. Şimdi bana tekrar yeni bir Ender Savaşçı açmam gerektiğini söylüyor. Peki kupa yolunda ne vardı sırada? Star yolunda El Primo vardı. O zaman El Primo ile devam etmek zorundayım. Yani doğal olarak ben bir 160 kredi daha alıp yine El Primo'yu açtıktan sonra bu kez bana diyecek ki otomatik ekran, bu kez Süper Ender Savaşçı'yı açman gerekiyor. Yani buradaki sıraya göre gideceğiz. Ben hemen gidiyorum kupa yolundan şuradan tekrardan bir 160 kredimi alıyorum. Şöyle gösterdiğim gibi 160 alıyorum ve gördüğünüz üzere El Primo artık benim savaşçım oluyor. Sırada Jesse var ve otomatik ekran bana birazdan diyecek ki bir tane de Süper Ender almalısın diyor. Evet, şimdi Süper Ender savaşçıyı açmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde gidiyorum. Şimdi Star yoluna geldim. Ben 430 kredi daha alıp Jesse'yi almam gerekiyor. Jesse'yi aldıktan sonra sıra bu kez yine kupa yolu gibi düşündüğümüz zaman bu kez Ender Savaşçı olan Poco'ya geliyor. Yani ben kredi almak yerine burada 79 elmas verip bunu da alabilirim. Yine krediyle beraber bunu da alabilirim ama sırada bana bu kez diyecek ki sıradaki Ender Savaşçı olduğu için Ender Savaşçı'yı al diyecek. Yani gördüğünüz üzere sırada Poco var. Yani Poco'yu almam gerekiyor. Ben gidip kafama göre direkt efsanevi karakteri alamıyorum. Yani şöyle baktığınız zaman gidip ben buradan direkt gizemli bir savaşçı mesela. Bakın gizemli bir savaşçıyı hemen alamıyorum. Yani 1900 kredim de olsa gidip direkt bunu almam için yapmam gereken tek şey 349 elmas ödemek oluyor. 349 elmas ödersem direkt buradaki Mortis'i almış oluyorum. Şimdi ben artık Poco için uğraşacağım. Hesabıma bu şekilde baktığımız zaman hesabımda 4 tane savaşçım var. Evet, bu 4 savaşçının ikisi Ender, birisi Süper Ender ve şimdi artık Poco için uğraşacağım. Yani ne yapacağım? Ya geleceğim buradan kupa yolundan yine buradaki kredileri toplayacağım ya da geleceğim buradaki Brawl Pass'ten şuradaki kredilerimi alacağım. Yani normal şartlarda gördüğünüz gibi kredi toplamak çok basit iş ve ben şu an Poco'yu da almış oldum. Sıradaki Süper Ender savaşçım olan Jackie için artık toplamaya çalışacağım. Şimdi buraya baktığımız zaman burada birçok kredimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki krediler birçok krediler, yani toplamda ne kadar kredimiz var? Hemen şöyle baktığımda Brawl Pass yolunda Brawl Pass almazsanız eğer toplamda 1360
kredi alıyorsunuz. Yani 1360 kredide yaklaşık bir sezonda hiç para vermeden, yani Brawl Pass almadan destansı bir savaşçıyı bir sezonda alabiliyorsunuz. Çünkü buraya baktığımız zaman destansı savaşçının 925 kredi olduğunu görüyoruz. Bizler zaten Brawl Pass yolunda Free Pass ile beraber Brawl Pass'i almadan toplam 1360 kredi alabildiğimiz için, yani neredeyse 1900 kredilik bir gizemli savaşçı bile alabiliyoruz. Eğer Brawl Pass'i alırsak 1360 kredimiz toplam 2080 kredi oluyor ve neredeyse bir efsanevi savaşçı. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim size. Çok önemli ve güzel, hoşunuza gidecek de bir haber vereyim. Şimdi Brawl Pass'i aldığınız zaman ne demiştim size? 1360 kredi alacaksınız ya. Normalde çünkü bakın hep Free Pass yolunda, ücretsiz yolunda 85 var. Brawl Pass'te 45 var. Yine ücretsizde 85 var. Brawl Pass'te yine 45 var. Yine ücretsizde 85-45. Yani ücretsiz yolunda 85 kredi alırken Brawl Pass'ten 45 alacaksınız. İkisini alırsanız daha karlı olacaksınız. Ve size şöyle bir haber vereyim. Siz eğer Star yolunda efsanevi savaşçıyı açarken, yani Star yolundaki ilk efsanevi savaşçınızı açacaksanız eğer, 3800 kredi olan bir efsanevi savaşçı ilk açmanıza 1900 kredi olacak. Yani yarı yarıya alacaksınız. Bu da şu anlama geliyor: Brawl Pass yolundaki Free Pass'leri ücretsiz topladığınız zaman ve şuradaki kupa yolundaki kredilerinizi aldığınız zaman Star yolunda açacağınız ilk efsanevi savaşçıyı zaten açmış olacaksınız anlamına geliyor. Bu da çok ama çok güzel bir haber. Evet, biz şimdi yeni başlayanlar için devam ediyoruz. Sırada Jackie savaşçımız. Jackie'yi açacağız. Jackie'yi açmak için yine geleceğim, bu kez Brawl Pass'ten yardım alacağım. 45 aldım, 85 aldım, 45 aldım, bir 45 daha aldım. Bakın yavaş yavaş geliyor. 85 aldım, 45 aldım. Ne kadar kolay olabildiğini siz de zaten göreceksiniz ki kupa yolunu da unutmayın. Kromatik savaşçıları da birazdan anlatacağım demeye kalmadan Jackie'yi de açtım. Peki sırada ne var? Şimdi sırada bana diyecek ki tercih yap. Ya Brock'u alacaksın ya Barley'i alacaksın. Yeni başladım. Savaşçıları tanımıyorum. Barley'i mi alayım, Brock'u mu alayım? Brock biraz daha karizma geldi. Brock'u alacağım. Oynamaya devam ediyorum. Ama ne oldu? Tekrardan bu kez Brock için 160 biriktireceğim ya. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Gidiyorum ve bir tane daha açtığımda Brock'u açtım. Eyvah dedim ya, ben keşke Brock'u açmasaydım ya. Şimdi 160 kredim boşa mı gitti? Hayır, 160 kredim boşa gitmedi. Yukarıda sana Barley ile değiştirebilmek için de bir şans veriyor. Yani pişman olma, sana bir şans veriyorum. İstersen Barley'i al. Evet, ben Barley'i alacağım. Vazgeçtim. Barley'den devam edeceğim. Bu kez destansı kademesine geldim. Şimdi bana diyor ki ya Bo'yu alacaksın ya Ems'i açacaksın. Ya Ems biraz daha güzel geldi gözüme. Ems'i alacağım ama 925 kredi. Ya bu, evet, işler biraz daha zorlaşıyor. Karakterler çoğaldıkça, karakter seçenekleri arttıkça zorlaşıyor. Şöyle hızlı hızlı gittiğimde kupa yolunda daha kolay alacağım için şöyle yeni spreyimizi de alalım. Yeni spreyimizi de bu şekilde aldık. Nasılmış yeni spreyimiz? Güzel. Tamam, bu şekildeymiş. Yeni spreyi de aldıktan sonra kupa yolunda şurada 160 tane varmış. Güzel. Tamam, bunu alırız. Bu arada bu güç puanları ile alakalı önemli bir bilgi de vereceğim. Savaşçıları nasıl yükselteceğiz? Aksesuarları ve yıldız güçlerini nasıl alacağız? Onları da anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şu an sadece yeni başlayanlar için anlatıyor gibi düşünün. Hesabım ortalama olanlar, hesabım max olanlar için de ayrıca yapacağız. Şöyle. Şimdi 430 da buradan aldık. 75 altın. Tekrar yeni bir sprey. Şuradan bana aslında az önce bir teklif geldi. Az önce bir destan savaşçı açmak ne kadardı? 925 kredi. 925 kredi, 169 elmas. Ama diyor ki sen buraya kadar geldin. 43 elmasa istersen tamamlayabilirsin. Tabii ki de diyorum. Ve bu şekilde Ems'i alıyorum. Ama bu kez aldım ama değiştirme şansım olmuyor arkadaşlar. Çünkü elmas vererek aldım orada. Şimdi Colt için uğraşıyorum. Colt'u aldım. Yine başladım, geldim buraya. Tekrardan Brawl Pass yoluna, Brawl Pass yolundan hızlıca alacağım. Şuradan 85'i alıyorum. Şuradan 45'i alıyorum. Şuradan bir 45 daha aldım. Şuradan 45'i aldıktan sonra tamam. Şimdi Colt. Şu an ben kendi kredilerimle bunu yaptığım için bana bir değiştirme seçeneği sunuyor. İstersem, yani Colt'a yanlışlıkla basmış olabilirim ama, yani Colt'u almak yerine, ya ben Colt'tan vazgeçtim. Oyunda bir tane Brock gördüm ama Brock daha iyiydi diyorum. Ve buraya girip Brock'u alarak yoluma devam ediyorum. Şimdi Süper Ender savaşçıyla yoluma çıkacak savaşçıları seçiyorum.
Şimdi ne oldu? Baktığımız üzere hesabımda 9 tane savaşçım oldu ve Star yolunda şu şekilde bana Süper Ender, Destansı, Ender, Süper Ender, Destansı ve Gizemli. Bakın yavaş yavaş artık Enderlikler de artmaya başlıyor. Buraya geliyorum. Şimdi artık yapmam gereken tek şey 8 biti alabilmek. 8 biti almak için de buradan yine kredilerime başvuruyorum. Kredileri tabii ki de sadece Brawl Pass yolundan veya kupa yolundan almayacaksınız. Bu belirli günlük dükkana teklif olarak da gelecek. Ücretsiz ödül olarak da gelebilir. Aynı zamanda ne demişiz? Mücadelelerden elde edilebilir, görevlerle alınabilir şeklinde birçok durum var. Yani kredilerle beraber özellikle şuradaki kupa yoluna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 320, 25, 430. Yani bu şekilde krediler de artmaya başlıyor. Kupadan sonra krediler de artmaya başlıyor. Hem de bayağı bir artmaya başlıyor. Şöyle sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Hızlıca siz de görün. Yani yaklaşık 17.000 kupadayız. 17.000 kupa, 20.000 kupada 80. Yani bundan sonra yine sanıyorum azalmaya da başlıyor. Yani karakterlerin verildiği yerlerde daha fazlayken daha sonra azalmaya da başlıyor. Hatta şöyle kupa yolunun en sonuna gittiğimiz zaman ödülümüz yine aynı mı olacak diye merak ediyorum. Şu şekilde hızlıca gidince evet yine yani mega kutu sürekli mega kutu veriyor diye o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim hesabı bu şekilde ortalama olan arkadaşlarımız yani ortalama 37, 40, 50 savaşçı olan arkadaşlarımıza. Peki onlar ne yapacaklar? Onlar da işte gördüğünüz gibi yine neredelerse mesela kaç tane savaşçısı var, kaç tane gizemli, efsanevi, destansı varsa mesela şu an açılmayan bir tane destansı karakteri var sanıyorum. Evet gördüğünüz üzere açılmayan bir tane destansı karakterini bu şekilde alacak ve bu şekilde devam edecek. Yani bu destansı aldıktan sonra gizemliye, gizemliye aldıktan sonra da bu şekilde efsanevi ile beraber gidecek. Hesabın max olanları da anlattıktan sonra daha sonra burada gördüğünüz kromatik yolunu sizlere anlatacağım. Bu da çok ama çok hoşunuza gidecek birkaç durum daha var onlardan da bahsedeceğim. Peki hesabın max olanlar ne yapacak? Gördüğünüz üzere savaşçılarımın sayısı 64'te 64. Hemen geri geliyorum. Bu ekranıma bakıyorum. Ve bu ekranıma baktığım zaman dikkatinizi yukarıda sol üst tarafta oynamak lazım yazan yere çevirmenizi istiyorum. Çünkü birazdan yapacağımız her şey oraya etkileyecek. Neden? Çünkü hesabımız zaten full. Artık alacağımız krediler ve kroma kredilerle beraber şöyle gördüğünüz üzere star yolumuz tamam. Hiçbir şey yok. Yeni bir savaşçımız yok. Buraya geliyorum ve burada aldığım özellikle şuradaki Brawl Pass yolundaki krediler. Yani şuradaki kroma krediler. Yani kromatik savaşçı aldığımız kredilerle beraber hem kromatik savaşçı açabiliriz. Hem de gelip burada şurada gördüğünüz gibi 100 gördüğünüz üzere satın almayı onayladım. Ve şöhret yolunda 200 puan aldım. Evet şu anda profilimin yanında gördüğünüz üzere bir simge geldi. Bu simgenin adı Dünya Şöhreti. Ben bu şekilde hızlıca almaya devam ettiğim zaman ve hemen oradaki 2000 puanı tamamladığım zaman seviye atlayacağım. Dünya Şöhreti 2 olacağım. Ve evet şu an gördüğünüz üzere Dünya Şöhreti 2 oldum. Ve yukarıdaki oynamak lazım yanındaki simge, prestij simgesi de değişmiş oldu. Bunlar bu şekilde devam edebilir. Yani şöyle sizler satın almaya devam ettiğiniz sürece topladığınız yani sonuçta savaşçı alamıyorsunuz. Yeni bir savaşçı gelene kadar birçok krediniz var. Biriktiremiyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere en fazla 5000 kroma kredi orada bekletebilirsiniz. Onun üstünü alamazsınız. O yüzden bu şekilde prestij kazanarak gördüğünüz üzere Dünya Şöhreti 3 oldum ve devam ediyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Peki Dünya Şöhretinden sonra nereye gideceğim? Hızlıca gidiyorum. Yoluma devam ediyorum. Bakalım buradan sonra nereye geleceğim? Hesabım max olduğu için bunu yapıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere bu kez Ay Şöhreti oluyor ve Güneş Şöhretine kadar gidiyoruz arkadaşlar. Ve Güneş Şöhretiyle beraber orada öyle bir simge çıkıyor ki inanılmaz bir prestij anlamına geliyor. Yani hesabı max olanların yapabileceği şey maksimum bu. Buradan dediğim gibi gelip kroma kredileri de bu şekilde hem Brawl Pass yolunda ya gerçi o da Brawl Pass yolunda yani Free Pass yolunda yok. Ve buradaki kuyrukları da görüyoruz yani kuyruk ödül diye geçiyor. Bonus ödüllerde artık kutular olmadığı için arkadaşlar 145 altın 40 güç puanı 25 krediyle değişiyor.
Peki bu güç puan ve krediler ne işe yarıyor? Birazdan onu da anlatacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum size. Brawl Talk'umuzda bir sahne vardı. Frank burada konuşmalarını anlatırken hemen şurada biliyorsunuz ki bunu mutlaka merak edip soranlar olacaktır. İlla ki olacaktır. Şimdi diyelim ben bu şekilde savaşçılarımı yükseltmeye devam ediyorum. Ve bu şekilde savaşçılarımı yükseltmeye devam ederken gördüğünüz üzere ben diyelim cini yükseltmeye çalışıyorum. Cini yükseltmeye çalışırken bir anda oyuna bakıyorsunuz bir efsanevi savaşçı geliyor. İşte ne olacak? Ama ben bütün puanlarımı burada şurada alt yazıyı da kapatayım hemen. Burada cine vermiştim. Yani nereden baksanız 1000 puan cine verdim. Ne bileyim yeni savaşçı geleceğini. Oyun size burada diyor ki yeni savaşçı geliyor. Sen cini yükseltmeye çalışıyorsun ama istersen cine verdiğin puanları yeni gelecek savaşçıya da verebilirsin. Bu şekilde sana böyle bir kolaylık veriyor. Ve bunun da belli bir süresi var. Bunu belli bir süre içerisinde yapman gerekiyor. Yani siz burada üzülmenize hiç gerek yok. Eski savaşçıyı almaya çalışırken yeni bir savaşçı gelirse ondan aldığınız puanları ona verebiliyorsunuz. Peki iyi her şey hoş da ben kromatik savaşçıları nasıl alacağım? Kromatik savaşçıları da almak için Star yolunun yanında yukarıda gördüğünüz gibi kromatikler bölümü var. Sadece oraya tıklamam yeterli. Oraya tıkladıktan sonra buradaki kromatik savaşçılarımın hepsini göreceğim. Fakat ben burada Buster'ı alamayacağım. Ancak elmasım varsa alabilirim. Peki normalde benim yukarıda 5000 dedim ama 7800 yapmışım ben. Normalde 5000'in üzeri olmayacak arkadaşlar sizde. Şöyle bir durum var. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Burada normal şartlarda gördüğünüz üzere kromatik coin'im var ama alamıyorum. Neden alamıyorum biliyor musunuz? Çünkü birinci sezonun ben daha kromatik savaşçısını almadım. Bir tane savaşçım var bu hesapta biliyorsunuz ki. Ben bunu alabilmem için en başa geliyorum ve buradan Gale'ı böyle almam gerekiyor. Gale'ı bu şekilde aldıktan sonra anca sıra sıra yine öyle gidebileceğim. Evet gördüğünüz üzere şu an ben Surge'ü de alabiliyorum. Quality de alabiliyorum. Ama Lu'yu alamıyorum. Sıra sıra gitmem gerekiyor. Sıra sıra gitmek yerine mesela buradan ben 500'e Colette'i de alabilirim. Colette'i aldıktan sonra şu an göreceğiniz üzere Lu da açıldı. Ruffs da açıldı. Ben şu an Ruffs'ı aldığım zaman bu kez yine baza kadar açılacak. Yine gördüğünüz üzere. Evet baza kadar açıldı. Ama Buster'ı hala alamıyorum. Buster için hala 4 tane daha kromatik savaşçı almam gerekiyor. Buster'ın kilidini açmam gerekiyor. Ama bir şey dikkatinizi çekmiştir burada. Gördüğünüz üzere Sam 169 elmas. Aynı zamanda 500 kromatik coin. Hemen Otis'e bakıyoruz. Hepsi aynı. Fakat burada Buster'ın fiyatında bir farklılık görüyorsunuz. Bunun sebebi şu. Önümüzdeki sezon Buster gizemli enderliğinde olacağı için buradaki 349 elmas artı 1500 kromatik coin de onun değeri aslında. Yani bir sezon daha beklerseniz bunun fiyatı yine Sam gibi olacak, Otis gibi olacak ve Janet gibi olacak arkadaşlar. Şöyle bir hesaplama yaptım sizin için arkadaşlar. Hani dedim ya şu kredilerle savaşçı alabilirsiniz diye. Şu an yine yanlışlıkla Nita'yı aldık mı? Yok alamadık. Buradan mesela dedik ya kredilerle beraber bir sezonda Brawl Pass'i almazsanız eğer 1360 kredi alıp otomatikman destansı savaşçı alabilecek kredileri toplayacaksınız. Peki kromatik coinleri burada topladığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Free Pass yolunda Brawl Pass almadan bir sezonda toplamda 500 tane kromatik coin toplamış oluyoruz. Doğal olarak buradan bir tane ücretsiz kromatik savaşçıyı zaten almış oluyoruz. Yani artık eski sistem ve yeni sistemi karşılaştırdığımız zaman eski sistemde Brawl Pass parası verip Brawl Pass alıyorduk. Belki iki sezonda bir tane Brawl Pass alabiliyorduk ama şu an yeni sistemde hem bir tane destansı savaşçı alabilecek kredi alıyoruz hem de buradan bir tane kromatik savaşçı alabilecek 500 krediyi toplayabiliyoruz. Çok karmaşık gibi görünüyor fakat çok karmaşık bir sistem değil, emin olabilirsiniz. Yani oynadıkça daha net anlayacaksınız. Şimdi gelelim güç puanlarına. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bazı durumlar var. Bunlar nedir? Normalde biliyorsunuz ki bir savaşçı özel güç puanı veriyorduk. Yani mesela örneğin kulüp ligi dükkanına gittiğimiz zaman orada bir tane savaşçı işte bu güç puanını şuna vereyim. Bu güç puanını şu savaşçıya vereyim. Şunu Shelly alsın, şunu Jhin alsın diyorduk ya. Artık öyle bir şey yok. Güç puanlarının hepsi ortak artık arkadaşlar. Ama toplamda 4000 taneye kadar alabilirsiniz. Mecburen bir savaşçıya vermek zorundasınız. O yüzden bence kutularınızı açmanızda şu an sanki biraz fayda var gibi görünüyor. Baktığımız zaman 20 güç puanı 20 altın.
Hemen böyle topladığım zaman 4 elmas. Şu an bende tabii ki güç puanı yok. Güç puanı alabilmem için şuradan toplamam gerekiyor. Bunları da almam gerekiyor ki Nita'yı da otomatikman zaten bu şekilde almış oldum. Hatta şöyle de göstereyim. Nasıl yükselteceğimi tekrar göstereceğim size. Şu an tekrar geliyorum buraya. Çeliğe geldim. 25 tane güç puanım var. 80 tane altınım var. 20 artı 20'ye ben Shelly'yi buradan ikinci seviye çok rahat yapabiliyorum. Yine güç puanı ve altına ihtiyacım var yükseltebilmek için. Yine bu güç puanı ve altınları hem kupa yolundan hem de buradaki Brawl Pass yolundan gördüğünüz üzere bakın 160 tane geldi. 585 altın ki altınların sayısının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bunlar da aksesuar ve yıldız güçlerini alabilmek için. Çünkü kutular olmadığı için aksesuar ve yıldız güçleri de olmayacak. Onları mecburen altınla alacağız. Bu şekilde geliyorum. Gördüğünüz üzere 165. Bakın 165-645. Bastığım zaman 135'e düşecek. Ve ben gidip tekrar bu kez oradan kalan güç puanlarımı başka bir savaşçıya, oradan kalan güç puanlarımı başka bir savaşçıya şu şekilde dağıtabileceğim. Yani artık güç puanları bireysel değil ortak olacak. Şimdi normalde artık biliyorsunuz ki dükkana güç puanları geliyordu. Mesela Shelly'ye şu kadarcık güç puanı al veya Jhin'e şu kadarcık güç puanı al. Ama şimdi baktığımız zaman güç puanları ortak olduysa onlara ne olacak? Onlar artık ortadan kalkacak. Yani dükkanda öyle bir bölüm olmayacak. Dükkandaki günlük bölümü tamamen kaldırılacak. Dükkana yeni günlük ücretsiz ödül bölümü eklenecek ve buraya ücretsiz ödüller gelmeye devam edecek. Bunlar ne olabilir? Krediler, işte kromatik coinler olabilir, işte altın olabilir veya farklı farklı şeyler olabilir. Ama dükkanda artık öyle girip kutu açtığımız, teklif aldığımız mesela işte nasıl söyleyeyim size güç puanını şunu al falan onlar artık olmayacağı için bu durum tamamen ortadan kalkıyor. Yani dükkanda artık öyle bir şey göremeyeceksiniz. Şimdi gelelim ilk yeni gelen gizemli eşyamız Crow'un güçlü zehir eşyası. Gizemli bir eşya hasarını %10 arttırıyor. Zehrin verdiği hasarı %10 arttırıyor. %10 size küçük gibi gelmesin oyunda çok büyük bir fark yaratacak. Diğer bir gizemli eşyamız yine bir efsanevi karakterimiz. Aslında yeni gelen gizemli eşyaların hepsi efsanevi karakterlere gelmiş. Onu da söyleyeyim size. Evet, şöyle Leon'a baktığımız zaman eşyası sis dalgası süper süresini 1 saniye uzatıyor arkadaşlar. Bu da diğer efsanevi karakterimize gelen bir gizemli eşya. Diğer efsanevimiz Sandy'ye gelen gizemli eşyaya baktığımız zaman sert fırtına kum fırtınasının içerisindeyken aldığı hasar %10 azalır. Sandy'ciler için güzel bir haber. Gelelim Enderli'ye efsanevi kendisi bir o kadar gizemli olan savaşçımız Spike'a yapışkan dikenler süperi artık %50 daha etkili yavaşlatıyor. Yani böyle direkt yapışacaklar herhalde. Spike için de güzel bir aksesuar. Evet arkadaşlar çok uzun bir video olmuş olabilir ama güncellememiz çok büyük olduğu için anlatılacak çok şey var. O yüzden hemen kısaca tekrar da bir de denge değişikliklerini anlatıp kapatacağım. Vaktinizi çok almayacağım. Evet denge değişikliklerimiz bufflarla başlayalım. Mr. P ana hasarı arttırıldı. 727 760 oldu. El Primo süper hasarı arttırıldı. 800'dü 960 oldu. Colt'un ana saldırı mermi hızı arttırıldı. 3800'dü 4000 oldu. Jesse'nin taretinin sağlığı 3000'di, 3300 oldu. Bull'un süper hasarı arttırıldı, 800'dü, 960 oldu. Bibi'nin canı arttırıldı arkadaşlar, 4400'dü, 4600 oldu. Grom'un ana hasarı arttırıldı, 1100'dü, 1160 oldu arkadaşlar. %5'lik bir artış var burada. Dynamite'a bakıyoruz. Dynamite ana saldırıda dinamitlerin patlama süresi düşürüldü. 1100'dü, 1000 oldu arkadaşlar. Bu milisaniye mi diyorlar? Evet. Sanki öyle bir şey oldu. Temin de canı arttırıldı. 5200'dü 5400 oldu. Nerflere geliyor nerflere. Evet nerflerde sizi üzecek nerfler olabilir. Özellikle beni üzecek bir nerf var. O da Buster'a gelen bir nerf. Ama biz şöyle bir Otis'ten başlayalım. Otis'in ana hasarı düşürüldü. 460'tı 440 oldu. Griffin süper vuruşunun tekrar süperini şarj etme miktarı azaltıldı. 102 idi 92'ye düştü. Buster ana hasarı azaltıldı. 1580'den 1480 çok etkileyecek. Yani çok küçük olduğuna bakmayın çok etkileyecek. Onun dışında ana canı yani ana sağlığı azaltıldı. 5000'den 4800'e düşürüldü. Yani bastı sağlam yine bir nerflendi. Yine sanki bu sezon içerisinde bir nerflenmişti. Yine bakıyoruz sırada kim var? Gale var.
Ana saldırıların süper şarj etmesi azaltıldı. 120'den 90'a düştü. Süperinin vuruşu tekrar süperini şarj etme miktarı yine azaltılıyor. 170'den 100'e düşüyor. Kasırga aksesuarının süresi de 200'den 100'e %50'lik bir düşüş. İnanılmaz bir nerf. En büyük nerf de Gale'a gelmiş gibi görünüyor. Evet, bugünkü sneak peek videomuz bu kadardı. Çok fazla konu var. Anlatabilmişimdir umarım ama anlayamadığınız yerler varsa, anlatamadıysam da yorumlar kısmına yazın. Orada elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videodan çıkarken de bir like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.